Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Katarakt ameliyatını insan hayatında bir kez olur. Evet. Ve katarakt ameliyatında göze takılan mercek çok özel bazı durumlar, hastalıklar ya da bir takım kazalar olmadığı müddetçe hayat boyu göz içinde kalır. Önemli. Evet. Evet. Şimdi bu ameliyatta göze takılan merceklerin hepsinin asgari bir standardı vardır. Evet. Onun için bunların hiçbiri işte bu kötü işte şey diyeceğimiz lensler değildir. Değil. Belli bir standardı taşıyan, belli bir takım kalite standartlarını ve belgelerini içermesi zorunlu olan ürünlerdir. Şimdi bu ürünler ameliyatla hastanın gözüne takıldığı zaman hasta hayat boyu onunla hayatını idame ettirebilir ve görme şansına sahip olur. Evet. Ancak burada merceklerin nitelikleri ve kalite farklarını anlatması kolay olsun diye gözlük camı şeklinde ifade etmek isterim. Onu da şu şekilde düşünelim. Biz hastaya gözlük reçete ettiğimiz zaman, hasta gözlükçüye gittiği zaman normal sigortanın ödediği düz beyaz bir cam da alabilir. Veyahut da organik, inceltilmiş, işte kolormatik, güneş ışınlarını yansıtan, güneşin işte zararlı ışınlarını süzen ultraviyole filtreli gibi diyebileceğimiz veyahut da hem uzağı hem yakını gösteren gözlükler gibi multifokal adını verdiğimiz gözlük camları vardır. Hasta talebine göre bunlar için bir takım farklar ödemektedir. Hepsi hastaya görmesi gereken temel parametreleri gösterir. Ancak hastanın talebi ve konfora yönelik bir takım ihtiyaçları için mutlaka bir takım başka camlar ya da ekstra farklar ödemesi gerekebilir. Göz içi lensleri de bu şekildedir. Standart bir mercek takarsınız ameliyatta, hastanın güzel güzel ameliyattan sonra görür. Ameliyattan bir ay sonra da siz hastaya gözünün durumuna göre hem uzağı hem yakını gösteren bir gözlük verirsiniz. Hasta hayatının sonuna kadar rahat bir şekilde onlarla idame edebilir. Evet. Veyahut da hasta ameliyatta bu ameliyata girmişken belki soracağınız bir sorunun cevabı evet. olacak öyle hissettim. Gözüne bir kere de hem uzağı hem yakını gösteren bir mercek takıp mümkün olduğu kadar hayatının geri kalan bölümünde gözlükten bağımsız olmak isterse ve yapılan testlerin neticesinde gözü de o merceğe uygunsa o zaman ameliyatta hem kataraktından kurtulmuş hem görsel rehabilitasyonu anlamında, gözlük rehabilitasyonu anlamında da ameliyat sonrası gözlük takma derdinden kurtulmuş olabilir. Aslında, bu tamamen hastanın göz sağlığının durumu ve gözünün durumu ve talebiyle ilgili hasta ile hekim arasında birebir o kişiye özel bir çözüm olarak ancak sunabileceğimiz bir durumdur. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.